Efendim Lale Gül TV ve Lale Gül FM ortak yayınıyla ekranlarınıza canlı olarak gelen hafta sonu ana haber bültenimizden herkese hayırlı akşamlar. Bugün 11 Aralık 2021 Cumartesi. Saatlerimiz yine 19'u gösteriyor. Yaklaşık 40 dakika stüdyolarımızdan evlerinize misafir olacağız ve yurdumuzdan, dünyadan önemli haber başlıklarını size sunacağız. Evet, hiç vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım sevgili izleyiciler. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası iletişim zirvesine video mesaj gönderdi. Sosyal medya şirketlerini uyaran Erdoğan, hiçbir şirket hukukun üstünde değildir dedi. Ayrıca Erdoğan, sosyal medyanın ana tehdit kaynağına dönüştüğünün altını çizdi. Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. Sosyal medya konusunda bu sözlerle uyardı. Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Sosyal medyayı gündemine alan Erdoğan, kritik mesajlar verdi. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir. Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek küresel bir güvenlik sorunu haline almıştır. Sosyal medya şirketlerini üstü kapalı uyardı. Maddi gücü, uluslararası konumu, iddiası ne olursa olsun kimsenin, hiçbir şirketin hukukun üstünde olmayacağını vurguluyoruz. Kendini laüs el olarak gören küresel şebekelere rağmen açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Evet sevgili izleyiciler, 3T, 1B'ye çok dikkat edeceğiz. 3T, 1B neydi? Televizyon, tablet, telefon ve bilgisayardı. Artık kilometrelerce uzaktan geliyorlar, evimizin içindeki o odadan bizim çocuklarımızı alıp götürüp kendilerine asker yapıyorlar. Geçtiğimiz gün çarşamba günü bir konferanstaydım ve 3 yıl sonra o okula tekrar konferansa gittim. İnanın konferans salonu aynıydı. O çocukların yaşları aynıydı. Konumuz aynıydı. Ama farklı olan neydi biliyor musunuz sevgili izleyiciler? O evlatlarımızın zihinleri farklıydı. Bu 3 yılda inanın o kadar büyük bir asimilasyon yapılmıştı ki, evet, çocuklarımıza pür dikkat üzerinde duracağız ve 3T, 1B'den mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışacağız. Çünkü biraz önce de söyledim, altını tekrar çizelim. 3T, 1B kullanan çocuklar uzaktan gelenlerin yönlendirmesiyle bizim çocuklarımız olmaktan çıkıyorlar sevgili izleyiciler. Evet, sıradaki haberimize devam edelim. Numan Kurtulmuş Trabzon'daydı ve asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacaklarının altını çizdi. Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret belirleme toplantıları devam ediyor. Rakam pazartesi günü yapılacak son toplantıda netlik kazanacak. Asgari ücretin 4000 liranın altında olması beklenmiyor. Artan zamlar karşısında alım gücünün yükselebilmesi için milyonlarca vatandaş asgari ücretin en az 4000 liranın üzerinde olmasını istiyor. Trabzon'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak, dedi. Hayat pahalılığının vatandaşımızı birinci derecede etkilediğini biliyoruz. Bunun ekonomide ne tür sonuçlar ortaya çıkardığının farkındayız. Bunların nasıl telafi edileceğinin, bunların nasıl bir şekilde vatandaşımızın yükünü azaltacak şekilde tedbirlerin alınacağının da hepsinin farkındayız ve kalem kalem bunların üstünde çalışarak vatandaşımızın yükünü hafifletmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede devam etmekte olan
özellikle işçi asgari ücret konusunda başından itibaren ifade ettiğimiz gibi herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak ve 2022 yılının başından itibaren de uygulanacaktır. Yine aynı şekilde kamu çalışanları bakımından bütün kamu çalışanlarını etkileyecek şekilde memur maaşlarında enflasyonun altında olmayacak, enflasyonun üstünde olacak bir gelişmeyle memur maaşlarının artırılması, ücretlerin iyileştirilmesi için de ilgili bakanlıklarımız tüm titizlikleriyle çalışıyorlar ve son noktaya doğru geliyorlar. Sevgili izleyiciler, bu ekonomiyle ilgili daha önce de Türkiye büyük sınavlar vermişti ve altından da kalkmayı başarmıştı. Şöyle bir tarihe gidip bir göz attığımızda ilk önce asgari ücrete yapılan zam gibi hatırlayacaksınız memura, işçiye, emekliye zam yapılmıştı. İşte bu zamla memur, işçi ve emekli aldığı parayı yurt içinde harcayınca Türkiye içerisinde, yurt içinde refah düzeyi artmış, insanlar rahat bir nefes almıştı. Rahat bir nefes aldıktan sonra işte talep olunca arz mekanizması devreye giriyor ki o zaman da üretim yapılması gerekiyordu. O günlerde yine hatırlayacaksınız fabrikalar açılmaya başlamıştı. İşte üretim olmaya başlayınca üçüncü ayağı olan faizin de düştüğünü görüyoruz. Birincisi halkın refahının artması, ikincisi üretim ve fabrikalar, üçüncüsü zaten faiz oranlarının kendiliğinden düşmesi olarak geçtiğimiz tarihlerde, geçmişte bunu gözlemlemiş ve herkes bunu birebir yaşamıştı. Şimdi asgari ücretle ilgili yapılacak zam eğer gerçekten refah düzeyini huzur artıracak seviyede olursa faiz puanlarının da kendiliğinden düşmesi zaten işten bile değil kendiliğinden düşecektir. Evet, şimdi yine bir zam haberiyle sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde 210 grama düşürülmüş ekmek ve tam 3 liraya yükseltilmişti. Daha üzerinden bir ay geçmedi. Bu sefer o 210 grama düşürülen ekmek 3,5 liradan efendim satılmaya başlandı. Son zammın üzerinden bir ay bile geçmeden ekmeğe yine zam geldi. İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 liradan 2,5 liraya çıkmasını öngören Ağustos ayındaki zam talebi İstanbul Ticaret Odası'nca 10 Kasım'da kabul edildi. Kararın üzerinden bir ay bile geçmemesine rağmen birçok fırın ekmeğe zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmek yeni bir zamla 3,5 liradan satılmaya başlandı. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı zam yaptıklarını belirten fırıncılar, yılbaşından sonra tekrar zam gelebileceğini söylüyor. Fırıncılar şu anki fiyatların bile az olduğunu belirterek ekmeğin 5 ila 6 liradan satılması gerektiğini düşünüyor. Vatandaşlarsa iğneden ipliğe devam eden bu zam furyasının ne zamana kadar devam edeceğini merak edip kara kara düşünüyor. Efendim stüdyoya gelirken vatandaşlarla karşılaştık ve bu zam olayında özellikle üzerinde durmamızın altını onlar da çizdiler. Ve şunu söylediler, ya gerçekten o kadar çok zam geliyor ki asgari ücret ne kadar yapılacağını biz de merak ediyoruz. 3 lira mesela 3,5 lira ekmek oluyor ama 3,5 lira ekmek olduğu aradaki o enflasyon farkı işçiye, memura, emekliye verilmezse yine aynı durumu yaşayacakmışız gibi gözüküyor. Evet, şimdi sıradaki haberimizde yine devam edelim. Bakın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı sosyal medyadan zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ve bu açıklamalarda şunun altını çizdi. Bahçeli artık CHP'yi HDP'den Kılıçdaroğlu'nu, bakın burası çok önemli, Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek neredeyse imkansızdır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Sert ifadeler kullanan Bahçeli artık CHP'yi HDP'den, Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş'tan veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır, dedi.
halisane duygularımla. Bahçeli bir HDP'li vekilin Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz açıklamasına sessiz kalıp, bu bölücünün genel kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil'in yeni CHP'sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terörist seviciliktir ifadelerini kullandı. Meclisteki bütçe görüşmeleri esnasında yaşanan kavgalara da değindi Bahçeli. Mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla genel kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alameti farikasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir. Bölücü terör örgütü darbe üstüne darbe yedikçe meclise yuvalanmış ittifak ve ikbal ortaklarının ateşi yükselmekte, sinir sistemleri, otokontrol mekanizmaları altüst olmaktadır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, muhalefetin erken seçim istemelerine dair değerlendirmelerde bulundu ve Şentop bu değerlendirmelerin yersiz olduğunu söyledi. Muhalefet erken seçim tartışmalarını gündeme tutmaya çalışırken Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan net bir cevap geldi. Erken seçim tartışmadan yeni sistem bakımından çok gereksiz buluyorum. Erken seçim için zor şartların konulduğunu ifade eden Şentop, bunun siyasi iktidarsızlığın önüne geçmek için yapıldığını hatırlattı. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı sağlamayı düşünmüştük ve seçimlerin döneminde vakti geldiğinde yapılmasını öngören bir sistem konuldu. Erken seçimle ilgili de bir hüküm konuldu. Onun da sebebi şu, beklenmedik derece ve olağan dışı, olağanüstü tıkanıklıklar olabilir sistemde. Bunları açmanın yolu her zaman halka gitmektir. Böyle bir çıkış kapısı acil, gerekli durumlarda kullanılmak üzere ama şartları çok ağırlaştırılmış şekilde bir imkan verdi. Dolayısıyla hukuken çok büyük zorluklar taşıyor. Şentop, erken seçimin siyasetin mantıklı bir tercih olmadığını da ifade etti. Siyaseten de şudur, yani seçime gitme kararını diyelim ki bir cumhurbaşkanı alacaksa, cumhurbaşkanı tekrar aday olup halkın karşısına çıkacaksa kendi süresini niye kısaltsın? Yani önümüzde diyelim bir sene var, iki sene var. Seçime gidelim. Ben yine adayım. Adaysan o zaman önündeki iki seneyi niye bırakıyorsun denmez mi? Siyaseten de bu işin mantığı yok yani, onu söylemek istiyorum. Bütçe görüşmelerinde mecliste yaşanan tartışmalara da değindi Şentop. İç tüzükteki cezaları hatırlattı. Ben bunların hatırlatılmasını, bilhassa kaba ve yaralayıcı söz ve hareket, mesela kınama cezası gerektiren bir husus olarak düzenlenmiş iç tüzükte açık. Yani ben iç tüzükteki hükümlerin hemen uygulansın ve arkadaşlarımıza disiplin cezaları verilsin demiyorum ama disiplin cezalarının da gerektiği zaman verilmemesi halinde o zaman bu şekilde tansiyon yükseliyor ve farklı şekillerde birbirlerine müdahale etmek durumunda kalıyorlar. Bu da bir meşru bir mazeret değil, onu da ifade edeyim ama tablo görüntü hoş değil. Ama bunun için ayrı bir düzenlemeye gerek yok. Herkesin meclis iç tüzüğündeki hükümlere uymasını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 2022 bütçe görüşmeleri kapsamında mecliste konuştu ve mecliste başarıyla yürütülen PKK ile terör örgütleriyle mücadeleyi anlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'ya vurulan darbeyi anlattı. Mehmetçi nefesi teröristlerin ensesindedir. Terör örgütlerin elebaşları iki gece aynı yerde kalamamaktadır. Akar, 2022 bütçe görüşmeleri sırasında mecliste konuştu. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Akar, önceki gün terör örgütü PKK'nın hain saldırısının intikamının alındığını da ifade etti. Hepinizin bildiği gibi maalesef dün Avaş'ın Basyan'da 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Akabinde karadan ve havadan Milis Fuat Teşkilatımızda koordineli bir şekilde başlattığımız operasyonlar sonunda bu saldırıyı yapanlar dahil dün 6, bugün 14 olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hulusi Akar terörle mücadele rakamlarını paylaştı. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 33.100. Bu yılın başından itibaren 2.619 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Akar ayrıca terör örgütü YPG ile PKK'nın bağını bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan terör örgütü elebaşlarının açıklamalarından da PKK, PYD, YPG'ye verilen dış desteğin ve teşvikin de devam edeceği anlaşılmakta. Ve yine terör örgütü elebaşları tarafından YPG'nin PKK olduğu açıkça ifade edilmektedir. PKK ve onun Suriye kolu olan YPG'ye kim destek verirse versin, bunlar kimden destek alırlarsa alsınlar, en son terörist etkiler getirinceye kadar mücadele etmekte. 84 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Efendim, terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. İşte bu haberimiz biraz önce Hulusi Akar'ı, Milli Savunma Bakanımızın anlattıklarını teyit eder cinsten. Bakın, Barış Pınarı bölgesinde iki PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi ve bu açıklamayı Milli Savunma Bakanlığımız yaptı. Kahraman Mehmetçik PKK'lı teröristlere geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde iki PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan iki PKK-YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi, ifadelerine yer verdi. Operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Peki Mehmetçiklerimizin bu başarısı nereden geliyor? İşte Milli Savunma Bakanlığımız bu başarıyı anlatan o eğitim görüntülerini paylaştı. Efendim, sırada Bursa Müftülüğümüzden güzel bir haber var. Hafız Ol, Hafız Kal projesi kapsamında hafızlığını tamamlayan Diyanet İşleri Başkanı icazet merasiminde hafızlığını tamamlayanlara efendim ödüllerini verdi ve Profesör Doktor Ali Erbaş törende önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan bir tanesi, Erbaş, Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir hayat rehberidir dedi. Hafız Ol, Hafız Kal projesi merasimleri sürüyor. Bursa Müftülüğü hafızlığını tamamlayan din görevlilerine icazetlerini verdi. Bursa Ulu Cami'deki törene Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş katıldı. Erbaş önemli mesajlar verdi. Kur'an bizim rehberimizdir dedi. İlahiyat fakültelerinde yüzlerce hafız talebemiz var. İmam Hatip liselerinde yüzlerce, belki binlerce hafız talebemiz var. İnşallah hafızlıklarının gereğini yerine getirirler. Hafız olmak öncelikle onu muhafaza etmeyi gerektiriyor. Cenab-ı Hak Kur'an'ı önce öğrenmeyi, öğrenenlerin okumasını, okuyanların anlamasını ve netice itibariyle hepimiz için Kur'an'a göre bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Çünkü nihai hedefi, Kur'an'ın nihai hedefi, yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak, hayat rehberi olarak onu kabul etmek ve yaşamak. Bütün Müslümanlar için, bütün insanlar için bir hayat rehberidir Kur'an-ı Kerim. Hafız Ol, Hafız Kal projesi yurdun 81 ilinde devam edecek. Yine sevindiren bir haber var efendim sırada. Türkiye Petrol Anonimleri şirketi çok güzel bir haber verdi. Müjdeli bir haber, Suriye sınırında ağır petrol keşfini yaptığını duyurdu. Türkiye-Suriye sınırında petrol bulundu. Türkiye enerji kaynağında dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışmalarına devam ediyor. Peş peşe vurulan sondajlarla enerji kaynakları tek tek tespit ediliyor. Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi sonrası bu kez sevindirici haber Türkiye-Suriye sınırından geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabından duyurulan haberde, Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif, Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu 1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik ifadeleri yer aldı. Ekipler şimdi söz konusu bölgede rafineri çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatıp bulunan petrolün ekonomiye kazandırılması için kolları sıvadı. Devam eden diğer sondaj çalışmalarında da yeni keşifler yolda olduğu belirtiliyor. Efendim, Türkiye Uzay Ajansı Ay görevine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili o görüntüyü paylaştı. O görüntü ise geleceğin teknolojisi olan hibrit motor sistemine aitti. Türkiye Uzay Ajansı Ay görevine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili görüntü paylaştı. Görüntülerde hibrit motor yer aldı. Paylaşım Türkiye ve Uzay Ajansı'nın Twitter hesabının üzerinden yapıldı. Milli Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay görevi ile ilgili çalışmaların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. Hibrit roket motorlarındaysa oksitleyici ve yakıt farklı fiziksel fazlarda depolanarak hibrit bir sistem elde ediliyor. Delta ve Uzay Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen yeni nesil hibrit roket motorlarında katı yakıt ve sıvı oksitleyici kullanılarak yeni nesil uzay sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün roket motorları geliştiriliyor. Maalesef Ankara'da katliam gibi bir kaza gerçekleşti. Kazada tam 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yusuf Öğüt idaresindeki otomobil Kahramankazan Ankara Karayolu 16. kilometresindeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda Mustafa T'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Hastaneye gidiyoruz. Kazada sürücü Öğüt'le aynı araçta bulunan Sultan Öğüt, Nevzat Öğüt, Burcu Sağlam, Nezahat Cıbıroğlu ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş hayatını kaybetti. Mustafa T, Mahmut P ve Mahmut B ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Öte yandan kazada yaşamını yitiren 5 kişinin vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi. Efendim, Kentucky ABD'de kıyamet gibi bir güne uyandı. Çünkü gece kasırga çıktı. Bu kasırgada tam 50 kişi hayatını kaybetti. Kentucky valisi Bishar toplu ölümlerin olduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine kasırga felaketi yaşandı. Amerika'nın Kentucky kentinde şiddetli hortumlar sebebiyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti. Kentucky valisi Andy Beshear, eyaletin özellikle Mayfield kentinde bir fabrikanın hortumda zarar gördüğünü ve toplu ölümler olduğunu belirterek can kaybının 70 ila 100 arasında olabileceğini duyurdu. Vali Beshear, eyalet genelinde dün gece yarısı OHAL ilan ettiklerini belirtirken, eyaletin büyük çoğunluğuna henüz elektrik verilemediğini açıkladı. Hortumlar eyalette çok sayıda binayı yerle bir etti. Çöken binalar arasında bir mum fabrikası da var. Enkaz altındakilere ulaşma çabası sürüyor. Yetkililere göre Kentucky'nin yanı sıra Arkansas, Illinois, Missouri ve Tennessee eyaletlerinde hortum meydana geldi. 5 eyalette 24 hortum kaydedildi. Arkansas'ta da 2 kişi yaşamını yitirdi. Amerika Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı. Efendim, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde hem de Filistinlilerin bulunduğu kampın hemen yanında bir patlama meydana geldi. Bölgedeki patlamadan sonra efendim ortalık can pazarına döndü. Geceyi bir anda alevler aydınlattı. Bu patlama Lübnan'da bulunan Filistinlilerin kampı yakınlarında gerçekleşti. Sur kentindeki Burj al-Simali kampında patlama meydana geldi.
kampta Filistinli mültecilerin bulunduğu ifade edilirken, patlamanın kampta bulunan ve Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda meydana geldiği iddia edildi. Patlamadan sonra yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi gönderildi. Lübnan medyası patlamada ölü ve yaralıların olduğu bilgisini geçti. Ancak sayı verilmedi. Konuyla ilgili Filistinli gruplardan veya Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama gelmedi. Efendim Afganistan'a gidelim. Afganistan'da Taliban'ın yaptığı açıklamaya göre Panjshir vilayetinde artık hayat normale dönüyor. Taliban'ın yaptığı açıklamada insanlar yavaş yavaş evlerine geri dönüyorlar dedi. Afganistan'da Taliban'ın en son kontrolü aldığı vilayet olan Panjshir'de günlük yaşam kısmi olarak normale dönmeye başladı. Vilayet merkezi Bazarak'ta bazı dükkan ve iş yerlerinin kapalı olduğu gözlemlendi. Vilayette Taliban'a karşı direnen ve büyük çoğunluğunu Taciklerin oluşturduğu Ahmet Mesud liderliğindeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, Taliban güçlerine karşı sürdürdüğü direnişin dağlarda devam ettiğini belirtiyor. Taliban güçleri vilayetin giriş ve çıkışlarında halen sıkı kontrol uygulamalarını sürdürüyor. Başkent Kabil'in 150 metre kuzeydoğusundaki Panjshir vilayeti 6 Eylül'de Taliban kontrolüne geçmişti. Taliban yetkililerinden alınan bilgiye göre çatışmalar nedeniyle yerinden olan Panjshirlilerin %60'ı evlerine dönerken kalanların dönmesi için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sevgili izleyiciler Sivas'a gidelim. Sivas'ta bir hurdalıkta çalışan 10 işçi yere bir tüp düşürdü. İşte o sanayi tüpünden sızan gaz sonucu da felaket beraberinde geldi. O 10 işçi hastaneye kaldırıldı. Sivas'ta tüpten sızan gazdan 10 işçi zehirlendi. Kör Tuzla Köyü mevkisinde bulunan özel firmaya ait hurdalığa malzeme toplamaya gelen kişilerin aracındaki sanayi tipi tüpü yere düştü. Tüpten sızan hidrojen sülfür ve karbon monoksitten 10 işçi etkilendi. Zehirlenen işçilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevgili izleyiciler, Fatih'te evde bir üniversite öğrencisi hem de Türkmenistan uyruklu olduğu bildirilen Kemal Ahmedenov'un ölüm nedeni efendim otopsiden sonra açıklanacak. Ahmedov evinde ölü bulunmuştu. Fatih'te bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu. Şehremini mahallesi Köprülüzade sokakta bir apartman dairesinde yaşayan Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedov'dan haber alamayan arkadaşları kapının açılmaması üzerine polisi aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri Ahmedov'un evinin kapısını kırarak açtı. Eve gelen sağlık ekipleri ise Ahmedov'un öldüğünü belirledikten sonra olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmedov'un neden öldüğü otopsi sonucu ile belli olacak. Efendim Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 kişi izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. İşte bu 3 kişinin kazı yaptığı yerde Roma dönemine ait kaya mezarları bulundu. Kıpırdama bekle. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı. Gider beni araya mesafe koy. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe kırsalında izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce takibe alınan 3 şüpheli izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanın Roma dönemindeki zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan 3 kişiye ait 15 metrekare çapındaki kaya mezarı odası olduğu belirlendi. Alan jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Bölgede kazıda kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için jandarma merkezine götürüldü. Efendim Ankara polisi hırsızlık çetesine göz açtırmıyor. Yapmış oldukları operasyonda tam 13 kişiyi gözaltına aldılar ve evlerinde yapılan aramalarda ise birçok çalıntı mal ele geçirildi.
Ankara polisi hırsızlık çetesi için düğmeye bastı. Ankara'da 28 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 13 şüpheli polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve iş yerleri başta olmak üzere 16 ayrı adreste yapılan aramalarda 4 tabanca, 6 cep telefonu, 1 bıçak, çek senet özellikle inşaat işlerinde kullanılan el aleti, kombi, akü, kablo ve gıda malzemesi ele geçirdi. Akraba oldukları anlaşılan hırsızlık zanlılarının birbirlerinin ya da yakın akrabalarının üzerinden kayıtlı veya çalıntı icralık araçları internetten satın aldıkları, bu araçlara aynı marka ve modelde araçlarda takılı plakaları bastıkları, tespit edilmeyi zorlaştırmak için her hırsızlık eyleminde farklı aracı kullandıkları belirlendi. Hurdacıların hırsızlık çetesinden satın aldıkları malzemeleri piyasaya sürdüğü, bu yöntemle 28 ayrı hırsızlık olayında müştekilerin 1 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Zanlıların birden fazla suç kaydının olduğu ve hırsızlık suçundan sık sık cezaevine girdikleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yaptığı bazı soygunlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Narkotik polisi Konya'da zehir tacirlerine göz açtırmıyor efendim. Yapmış oldukları operasyonda bakın tam 14 şüpheli tutuklandı. 9'u ise efendim tutuklanarak içeri alındı. Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Metamfetamin maddesi. Narkotik köpeği Felix'te yapılan aramada pişmaniye kutularına gizlenmiş 1 kilo 540 gram metamfetaminle 1 kilogram eroin ele geçirildi. İlçede polis ekiplerince durdurulan iki otomobilde yapılan aramalardaysa 201 uyuşturucu hap, 20 gram metamfetamin, av tüfeği ve 3 tabanca bulundu. Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi'nde de sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüphelenilen bir kişinin üst aramasında ele geçirilen bir miktar eroine el konuldu. Zanlının uyuşturucuyu aldığı eve düzenlenen baskındaysa 53 gram eroinle 14 uyuşturucu hap bulundu. Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince de durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda 9 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucuyla 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından tutuklandı. Kış geldi. Çetin kış şartları sadece insanlar için zor geçmiyor. Yaban hayvanları için de zor geçiyor. Kars'ta bulunan Sarıçam ormanlarındaki işte o yaban hayvanları da unutulmadı. Yaban hayvanları için ekipler yemleme çalışmalarında bulundu ve ormanın değişik yerlerinde onlar için yiyecek bıraktı. Kars'ta yaban hayvanları için dağ ve ormanlara yiyecek bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, bozayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türüne doğal yaşam alanı sunan Sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması başlattı. Son haftalarda etkili olan kar yağışıyla Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam ormanları da beyaza büründü. Bozayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türünün barındığı bölgeye giden ekipler, 3180 rakımlı Allahu Ekber Dağları Milli Parkı ile 2500 rakımlı Düzmeşe ve Keklik Deresi mevkisine 250 kilogram sakatat ve 200 kilogram arpa ile buğday bıraktı. Bölgede havanın eksi 15 derecelere kadar düşmesi yaban hayvanlarının hayatını olumsuz etkiledi. Ekipler yaban hayvanlarının rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için kış ayları boyunca yemleme çalışması yapıyor. İşte bu güzel haberle efendim 11 Aralık 2021 Cumartesi ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.